وقيل الحمد لله رب العالمين.
insanları birbirine düşürmek için, ülkemizi bölüp parçalamak için karar vermişler. Hem de bunu yapacaklarmış. Neyle? Kendi uçağınız, kendi tankınız, kendi tüfeğinizle. Milletin uçağını, milletin tankını, tüfeğini millete doğrultma. Ne acayip bir şey. Ne hainlik, ne garayip bir şey. Çocuklarımız, 5 yaşındaki çocuklarımız, hatta 10 yaşındaki çocuklarımız da unutmasın diye bunları tekrar tekrar hep anlatmamız lazım. Çünkü yetişen nesiller uyanık olması lazım. Düşmanlarımız çok içte ve dışta. Ve o gece, işte bu gece bu ülkenin meclisine uçaklarla bomba yağdırıp gazi yapmadılar mı? Gazi meclis. Yıkık duvar ortada durmuyor mu? O delinen, meclisin delinen duvarı bombalarla. Yani yeni doğan, yeni yetişen nesiller görsün de unutmasın diye böyle bırakıldı. Gidin bakın Ankara'ya. 5 sene önce. Belki Kamil çok akla ermiyor. Ama işte bunları anlatmamız lazım. Bunlar oldu. Hem de kendi uçaklarınızla, kendi semalarında, evet, aşağı bomba yağdırıyordu kendi insanına. Hem meclise, hem emniyete, hem belediyeye, yani milletin kurumlarına, kurumlarına hedef almışlar. İstanbul'da köprü tutulmuş, havaalanları, yani yollar bağlanmış. Ama ve lakin bu necip millet, bu asil millet ve yiğitler çıktı ortaya. Ben gidiyorum anne deyip de şehit olmaya gidiyorum deyip de ardına bakmadan, hatta kapıyı bile kapatmadan hakkını helal et. Bunu bile söyleyemeden belki hızla gidiyordu gençler. Sokağa çıkıyordu. Evet. Ömer Halis demirler alnından vurulmuş bu karşı çıkınca. Yiğit asker. Ve köprüyü tutan askerlerin önüne geçen millet kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla tankların önüne hızla giden tankın altına atan delikanlı kendisini. Durdurmadı mı tankları? O şerife bacılar, kamyonunu almış ben de varım diyen anneler, bacılar, yiğitler vardı o gün, bu gece, 15 Temmuz gecesinde vardı. Ve bunun neticesinde 250 şehit bıraktık bu gecemiz. Çanakkale'de 250 bin şehit ama bu gecede 250 şehit, 2500 gazi. Ya yakında oldu bunlar. Çok yakında. Ve bizim içimizden çıkan hainler yaptı bunları. Onun için bu tankı, tüfeği durduran yiğitlerimizi, şehitlerimizi unutmamak için çevre camilerden geldi arkadaşlar, hocalar. Kur'an okudular, onların ruhlarına gittiler şimdi görevlerine. Siz de geldiniz. Şehitlerimizi unutmayalım diye siz de geldiniz. Gelemeyenlere selam olsun.
hemen de çok çabuk duyarsızlaşıyoruz. Bunlar dün oldu daha dün. O akşamları aylarca nöbet tutulduğu meydanlarda, evet, bugün işte o fedakar insanları, o fedakar aziz şehitlerimizi canlarını seve seve verip ve bedenlerin tankların altına atan, mermilere göğsünü açan yiğitleri unutmamak için toplanın gelin dedik. Siz geldiniz. Unutulmayacaksınız siz. Şehitler sizi alacak, cennete öyle girecekler. Ama unutuyoruz çünkü. Her mahallede yapıldı bunlar bugün öğlende, ikindide. Yapılmaya bu programlar devam ediyor. Duyarlı olalım. Duyarlı olmazsak, hele hele çocuklarımız, gençlerimiz, nesillerimiz bunları bilmezse, evet, çözülürüz. Ve gevşeriz. Ve birliğimiz, beraberliğimiz dağılır. Düşman bunu görünce yine saldırır. Onun için bu çağrıya, bu davete, gelin davetine siz icabet ettiniz de Allah razı olsun, amin diyeceklerimiz var az çok. Ama cami de olabilirdi tabii ki. Bugün resmi tatil. Esnafımız açık. Sokaklar, caddeler, insanlar yine dolu. Ama 15 Temmuz şehitlerimizi hatırlamak için cami boş ise biraz korkmamız lazım. Ama olsun, sizin gibi yiğitler olduktan sonra, sizin gibi samimiler, samimi insanlar olduktan sonra korkmayız. Elhamdülillah, ümit varsınız. Allah razı olsun. Ya kendi çocuğunuz bile gelmiyor şimdi, yok musun? Yok ya. Ben mesaj attım. Çoğunuza mesaj gelmiştir. Bugünkü iletişim duyuru aracı bu ya. Başka elimden ne gelir ya? Ben mesaj attım. 1000 kişiye. Çoğu gördü ama sonra unuttu. Çünkü dünyanın arayışı, eşya, düşünce, insanın ilgi alanı çok fazla karıştı. Bu mesajı gördü ama unuttu. Dündü. Geldiniz, Allah razı olsun. Hep birlikte şehitlerimize dua edelim inşallah.